Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, muhakemattan 3. makale Unsurul Akide. Biliyorsunuz Hazreti Resulullah'ın peygamberliğini ispat eden 5 meslekten 3.'ye geldik, değil mi? 3. meslek yol demek ya. Yani. Nasıl ispat edeceğiz? Yani zamanı hal. Peygamberimizin yaşadığı asr-ı saadet, mutluluk asrı demişler. Yani asr-ı saadetin sayfasında 4 nükte, bu da yine 19. sözde anlatılıyor. Bir noktayı nazarı dikkate almak gerektiğidir. Bakalım. Birincisi, 4 nüktenin birincisi. Allah, bu çok önemli ha. Küçük bir adet, mesela sigara, gerçi küçük değil. Küçük bir kavimde, toplulukta veya zayıf bir haslet, zayıf bir alışkanlık, kalil bir taifede, az bir grupta, büyük bir hakimin büyük bir himmetle, kolaylıkla kaldıramadığını nazara alırsan. Amerika 1940'lı yıllarda, 44 diye hatırlıyorum, içkiyi yasaklamış biliyor musun? 4 sene kadar sürmüş bu yasak kanunu. Bir bakmışlar ki o 4 senede daha fazla içki içilmiş. 2 kat mı 3 kat mı? Yani demek ki küçük bir ahlakı, ahlaksızlığı veya küçük bir kötülüğü, hem de küçük bir toplulukta bile kaldırmak çok zor. Ya Peygamberimizin yaptığı? Şimdi onu okuyacak yani. Baştan söyleyeyim. Bütün kötü ahlaklardan tahliye eylemiş. Yani onları temizlemiş. Güzel ahlakla da tahliye eylemiş. Yani süslemiş. Tekrar okuyorum. Küçük bir adet, küçük bir kavimde veya zayıf bir haslet, kalil, az bir taifede, büyük bir hakimin büyük bir himmetle, kolaylıkla kaldıramadığını nazara alırsan, acaba gayet çok, tamamen müstemirre devam edip gelmiş Araplardaki kötü adetler, nihayet derecede me'luf, alışmışlar, bu da ayrı bir dert, ve çok da mütenevvia, çeşit çeşit, kızlarından utanıp öldürmek kadar, tamamen rasihi olan, yani damarlarına, topluma yerleşmiş, adat ve ahlak, adetler ve ahlak, nihayet kesir, sayıları çok ve me'lufatına gayet mütasip, alıştıklarına çok tutunmuş. Tutkun, ne diyorlar ona mütasiplara? Şey diyorlar. Fanatik. Fanatik değil, daha güzel bir ifade var. Tutucu, tutucu. Ve şedidü şekime, ahlakları çok şiddetli, o manada yani belirli bir kişi olmayıp, yani bu tabii şedidü şekime, başkasına kolay kolay boyun eğmeyen, çok izzeti nefis sahibi demek. Yani Araplar, bir kavmin amak-ı ervahından, ruhlarının derinliklerinden, az fedakarlıkla, kısa bir zamanda kökünden söktüğü, veref ettiğini, bütün o ahlaksızlıkları ve o adat-ı seyyenin yerine, o kötü adetlerin yerine, başka adat ve ahlak fidanlarını gars etmesi, dikmesi ve defaten, birden nihayet derecede tekemmül ettiklerini nazara alırsan ve dikkat edersen, harikulade olduğunu tasdik etmezsen, seni sofestai defterine yazacağım. Yani kendini inkar eden aptallar defterine yazacağım. En güzel örneği içkinin haramlığı. Aman ya Rabbi, son olarak ayeten tehu fehel entum muntehun. Hala vazgeçmeyeceksiniz mi? Emri gelince çıktım diyor Hazreti Ömer. Medine sokakları şarap seli gibi akıyordu diyor. Bir emirle kalmıyor hiçbir evde şarap küpleri. İkincisi, şahs-ı manevi hükmünde. Şahs-ı manevi yani tüzel kişilik diyoruz biz ona. Olan bir devletim. Demek devletin de tüzel kişiliği var. Nümüvvü tabisi hükmünde olan. Bu da çok önemli. Yani bir devletin gelişmesinin tabii hali olan teşekkülü ise mütemehhildir. Zamana bağlıdır. Birden devlet oluşmaz. Allah selamet versin. Bizim Şener Dilek abimizin güzel bir misali var. Bir adam diyor 40 yaşına kadar çocuğu doğmadı. Bir tane oğlan çocuğu doğdu. Bunun bir an önce büyümesini istiyor. İlla döner yederiz. Eğer ısrar eder döner yedirirse başı döner geberir ölür der diyor. Güzel bir misal. Devlet de onun gibi, çocuk gibi. Ulan döner yedirmekle 2 aylık bir çocuk büyümez ki, yiyemez zaten. Başı döner ölür. Devletin de teşekkülü süreye bağlı.
ve devleti Atika'ya galebesi ki, bak, İslam devleti daha yeni. Eski devletler var. Biri Sasani devleti, biri Bizans imparatorluğu. Eski devlete galip gelmesi ki, ona inkiyat. Bir defa ona itaat lazım. Tabiat-ı saniye hükmüne girdiği için çok önemli bir hadise. Zaten insanlar o büyük devletlere tabi olmuş. Sanki ikinci tabiat gibi bu devlete tabi olacak. Tedricidir, yavaş yavaş olur. Öyleyse maddeten ve manen hakim, hem de gayet cesim bir devleti, büyük bir devleti ki Resulullah'ın kurduğu devlet maddi ve manevi hakimdir. Kısa bir zamanda teşkili, 23 senede. Hem de düveli rasihaya, kökleşmiş devletlere, Bizans ve Sasani İmparatorluğu def'i gibi, ani gibi galebe etmesi, maneviyat ve ahvalde cari olan, normal manevi meselelerde ve dünya hallerinde geçerli olan adatın, adetlerin biz zarure harikulade olduğunu görmezsen, körler defterinde yazılacaksın. Allah Allah. Üçüncüsü, bu da çok önemli. Tahakküm-i zahiri. Yani görünürde tahakküm etmek. Şu anda Suudi Arabistan görünürde Suudlu kardeşlerimize hakim. Birleşik Arap İmaretleri aynı şekilde. Mustafa Kemal ve İsmet İnönü yıllarca zulümle Türk milletine hakim olduklarını zannettiler. Ama zahiri tahakküm ve kahr ve cebir ile mümkündür. Zorlamayla. Zulmedersen hakim olduğunu gösterirsin ama hakim olamazsın. Bir gün yenilirsin. Ya inşallah bundan günümüz siyasetçiler de ders alır. Burayı anladınız değil mi? Yani görünürde bir şeye hakim olma zorla mümkün. Askeri dikersin, bir kısmını da öldürürsün, hapse atarsın, hakim olduğunu gösterirsin. Ama fakat efkara galebe etmek, fikirlere galip gelmek, hem de ervaha tehabbüb, ruhlar tarafından sevilmek ve tabaiye tasallut, insanın yaratılışına kadar girmek, hem de hakimiyetini vicdanlar üzerine daima muhafaza etmek, hakikatin hassa-i farikasıdır. Hakikatin ondan, onu başkalarından ayıran temel özelliğidir. Bu hassa-i, bu özelliği bilmezsen, hakikatten biganesin, habersizsin, aptalsın. Böyle aptallar çok dünyada. Geldik dördüncüye. Yani Resulullah'ın hakimiyeti zahiri değil, zorla değil. Kalplerin mahbubu, akılların galibi olmuş. Onu anlatacak zaten şimdi. Dördüncüsü, terhip veya terhip hilesiyle, bir şeye teşvik ederek veyahut da korkutarak, tam Mustafa Kemal ve İsmet İnönü'nün yaptığı gibi, şu anda da bir kısım devlet adamlarının yaptığı gibi. Ancak yalnız bir tesiri sathi, görünürde yüzeysel bir etki yapar, edip ve akla karşı seddi turuk edecektir. Yolları kapatabilir akla karşı. Bizim seçimden önceki basın bunun delili. Anladın değil mi? Hep yalan. Hep yalan. Hakikatlar meleğe şeytan, şeytana melek. Bunu yazdım diye kıyamet kopardılar. Şu halde yani bu olmaz bu. Geçicidir bu. Şu halde amak-ı kuluba, kalplerin derinliklerine kadar nüfuz etmek, girmek ve erak-ı hissiyatı tehyic, yani en ince duyguları heyecana getirmek ve şükuf misal olan, bu da çok önemli, goncaya benzeyen istidadatı, özellikle gençlerdeki, insanlardaki kabiliyetleri inkişaf ettirmek ve kamine, gizli ve naime uyur halde olan seciyeleri ve huyları ikaz etmek, uyandırmak ve tembih, uyanıklık temin etmek ve cevher insaniyeti feberana getirmek, insanlığın içini, özünü böyle heyecana getirmek ve kıymet-i natıkiyeti, düşünme kabiliyeti var insanda. Her insan düşünüyor kimin hak, kimin batıl olduğunu. Onu izhar etmek, ortaya çıkarmak. Şua hakikatin hassasıdır. Hakikat kıvılcımının özelliğidir bu. Yalan söylersen yürümez. Evet, kasabet-i mücessemenin misali müşahhası olan, yani cisim haline gelmiş kalp katılığının müşahhas misali olan kim o? Araplar. Kızını bile, değil mi, merhamet etmeden öldürebiliyor.
ve ve'di benat gibi kızlarını diri diri kullara gömmek gibi umurlardan böyle vahşi işlerden kalplerini taskil etmesi, yani ağır basıyor, yani kalpleri ağırlaşmış ve rikkat-i letafetin leması olan insandaki latif yaratılışın, duygunun parıltısı olan hayvanata merhamet. Bırak hayvanlara, insanlara da merhamet kalmamış. Hatta karıncaya şefkat gibi, ha işte bak, bütün bu kötülükleri, şimdi bütün bunları rikkat-i letafetin leması olan hayvanlara merhamete kadar götürme. Bu Resulullah'ınki. Hatta karıncaya şefkat gibi umur ile tezyin etmesi. İşlerle ne yapması, süslemesi öyle bir inkılab-ı azimdir. Öyle büyük bir inkılaptır ki hususan öyle akvam-ı bedevide, Araplar gibi bedevi milletlerde ki hiçbir kanunu tabiiyeye tevfik olmadığından, yani bu kadar vahşi adetlere sahip olan insanları karıncaya dokunamayacak kadar bir hale getirmek tabii kanunlara uygun değil. Olağanüstü bir durum değil mi? O da ancak peygamberde. Harikulade olduğu musaddak kerde-i erbab-ı basirettir. Basiret sahiplerinin tasdik ettiği bir şeydir. Musaddak kerde Farsça bir kelime. Basiretin varsa tasdik edeceksin. 4 tane noktayı anlattı. Şimdi ders verecek. Şimdi noktayı dinle. Bir de nokta var dedi ya. 4'lükte öyle değil mi? Bir de nokta var dedi. İşte tarih-i alem şehadet eder ki, insanlık tarihi, en büyük dahi odur ki, bir veya iki hissin, duygunun ve seciyenin, huyun ve istidadın, inkişafın, kabiliyetlerin inkişafına ve ikazına ve feverana getirmesine, heyecana getirmesine muvaffak olsun. Eğer bir adam mürşit, bir adamın bir veya iki tane kabiliyetini geliştiriyorsa o adam başarılıdır. Zira öyle bir hissinayim, uyuyan bir duygu ikaz edilmezse say, çalışmalar hebaen gider, boşa gider. Ve muvakkat olur, geçici olur. İşte en büyük dahi ancak bir veya iki hissin ikazına, uyanmasına muvaffak olabilmiştir. Ez cümle bunlardan biri hissi hürriyet. Hürriyet duygusunu değil mi? Fransız inkılabı bile heyecana getirmiş. Feverana gelmek böyle suyun ne olması? Feveran, söyleyin daha ulan geçelim. Coşan, galeyan eden demek. Ve hamiyet ve muhabbet. Bu üçü. Bu üçü dediği o gün İttihat Terakki'nin kıyamet kopardığı üç kavramdır bu. Tamam mı? Çünkü onlar bu üçünü diyorlar. Bizim diyorlar. Onunla ayağa kaldırıyorlar milleti. Ama hiçbirini yapmıyorlar. Hürriyet, hamiyet ve muhabbet. Bu üçü. Bu noktaya binaen. Ama Bediüzzaman'ın anladığı o manada değil. Cezir bu noktaya binaen, önce o noktayı anlatacak. Yani Arap Yarımadası Sahra-i Vesiası'nda, çok geniş olan Arap Yarımadası Sahra'sında, akvam-ı bedevide kamine ve naime ve mesture olan, bedevi milletlerde gizli, uyumuş ve kapalı olan hissiyat-ı aliye ki, yüksek duygular ki, binlere validir, birden inkişaf, birden bunların açılması, değil mi? Coşması, birden ikaz uyanması, birden feveran ve galeyana gelmesi, coşması, şems-i hakikatın, hakikat güneşinin, ziyayı, şule feşanın hassasıdır. Her tarafa ışık saçan bir ışığın özelliğidir. Yani Kur'an-ı Kerim ve nübüvvet. Bu noktayı aklına sokmayanın, biz Ceziretül Arab'ı gözüne sokacağız. 19. sözde de diyor bunu. İşte Ceziretül Arab, Arap Yarımadası. 13 asır beşerin terakkiyatından sonra en mükemmel feylesoflardan 100 taneyi gönderirsin. 100 sene kadar çalışsın. Acaba bu zamana nispeten, o zamana nispet yaptığının %1'ini yapabilir mi? Gönderin Amerika'nın bütün hayır derneklerini. Acaba Suudi Arabistan'daki sigara alışkanlığını sona erdirebilecek mi 100 senede? Resulullah'ın bir yani 23 senede yaptığını değil mi? Bütün yaptığının %1'ini 100 senede yapamazlar. İşaret. Kim tevfik isterse çok harika bu. Herkese, bana da, sana da, siyasiye de, idarecilere de. Kim Allah'tan muvaffakiyet isterse adetullah. Allah'ın adetine riayet edecek.
ve hilkat ve fıtrat ile aşinalık etmek, yaratılışın kanunlarıyla tanışmak ve dostluk etmek gerekir. Yoksa böyle kendi kafasından fıtratın ve milletin yaratılışının dışında tantanalar yapmakla başarıya ulaşılamıyor. Yoksa fıtrat tevfiksizlikle yaratılış, benim meşhur cümlemdir. Bir var deli, bir de var veli. Veli sabaha kadar namaz kılıyor, akşama kadar oruç tutuyor. Ama tarlasını ekmiyor. Orada belli ki velinin tarlasında diken çıkacak. Deli de sabaha kadar uyusa da, namaz da kılmasa, tarlasının başından ayrılmıyor. Elbette ki delinin bu dünyada tarlasında gül bitecek. Ya bir cevabı red verecektir, red cevabı verecektir. Cereyan-ı umumi ise genel gidiş. Anlatabildim mi? Muhalif harekette bulunanları, yani yaratılışın kanunlarına aykırı davrananları, Adem abad, yokluklar ülkesine hiça hiçe atak, hiç oğlu hiç yapacaktır. İşte buna binaen temaşa et. Seyret bakalım. Göreceksin ki hilkatte cari olan, geçerli olan, kavanini amikayı dakika, çok ince ve derin kanunlar. Ki hurdebini akılla görülmez. Aklın mikroskobuyla bu anlaşılmaz. Hakaiki şeriat, yani şeriatın hakikatları ne derecede müraat, ona ne kadar riayet ederse ve muarefet onlarla tanışır, ona göre davranırsa ve münasebette bulunmuşlardır ki, demek ki kainadaki ince ve derin kanunlar şeriatın hakikatleriyle çok iyi buluşuyor. O kavani-i hilkatin muazenesini, yaratılış kanunlarının dengelemesini muhafaza etmiştir. Kim o? Şeriatın hakikatleri. Evet, şu asar-ı tavilede, şu 1400 yıllık uzun asırlarda, şu müsademat-ı azime içinde, çok büyük çarpışmalar içinde, hakaikini muhafaza etmiş, şeriat bütün hakikatlerini korumuş, belki daha ziyade inkişafa getirdiğinden gösterir ki, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın vesmesleği hiçbir vakit mahvolmayan hak üzerine müessestir, kuruludur. Şu nükte ve noktaları bildikten sonra geniş ve muhakemeli ve müdakkik, ince eleyen, sık dokuyan bir zihinle dinle ki Muhammed-i Haşimi aleyhissalatu vesselam ümmiyeti, okuma yazma bilmemesi ve ademi kuvveti zahiresi, görünürde büyük kuvvetleri yok ve ademi hakimiyeti, Kureyş kendi kabilesi üzerine bile hakimiyeti yok ve ademi meyli saltanatla beraber sultan olmaya da hiç meyli yok. Bununla beraber gayet hatarlı mevakide, çok tehlikeli yerlerde, mesela Bedir Harbi'nde, öyle değil mi? Yani 1300 sünneti bile terk etmiyor. Kemal-i visuk ile, tam bir güvenle davasına teşebbüs ederek efkara galebe etmekle bütün fikirlere galip gelmiş. Ervaha tahabbüb, ruhları onu sevmiş ve tebaiye tasallut, yaratılışların içine kadar girmiş. Hakim olmuş. Gayet kesire, çok müstemirre, devamlılık arz eden ve rasiha, Arapların ruhunda yerleşmiş, kökleşmiş ve me'lufe olan alıştıkları, alışa geldikleri adat ve ahlakı vahşiyaneyi, vahşi ahlak ve adetleri esasıyla hedmederek, kökünden yıkarak onların yerine ahlak-ı aliyeyi, çok yüce ahlakı gayet metin bir esasla, temelle, lahm ve demlerine, kan ve damarlarına, kanlarına karışmış gibi tesis etmekle beraber. Öyle değil mi? Zaviye-i vahşette hamid olan, Allah Allah, bir kavimdeki vahşet açısından artık şey olan, bu hamidden kasıt yanlış mana vermeyelim, sönmüş olan manasında. Yoksa yanıp tutuşan, özür dilerim, yanıp tutuşan, vahşet zaviyesi açısından yanıp tutuşan bir kavimdeki kasavet-i vahşiyeyi, vahşi katılığı ihmad ile söndürerek ve hissiyat-ı dakikayı, onlardaki ince duyguları tehyic ile heyecana getirerek, evet, hissiyat-ı aliyeyi, o
vahşi adamlardaki yüce duyguları ikaz uyandırarak ve cevher insaniyetlerini izhar etmekle insanlık cevherini ortaya koyarak beraber evci medeniyete, medeniyetin ta nerelerine, bura önemli, en üst derecesine, evç, zirve demek. Bir zamanı kasirde, kısa bir zamanda isad ederek, onları yükselterek, Bediüzzaman Hazreti Ömer'i misal veriyor. İslam medeniyeti, İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer diyor. Şark ve Garp'ta oturmuş bir devlet-i cesimeyi, büyük bir devleti, bir zamanı kalilde, çok az bir zamanda teşkil edip, ateşi cevval gibi her tarafa savrulan ve dolaşan ateş gibi, belki nuru nevvar gibi, her tarafı aydınlatan bir ışık gibi veyahut Asa-i Musa gibi sair devletleri bela. Nasıl Asa-i Musa aleyhisselam diğerlerinin sihirle ortaya koydukları canavarları yuttu ya, Hazreti Resulullah'ın şeriatı da Musa aleyhisselamın asası gibi diğer devletleri yutmuş ve imha derecesine getirdiğinden basarı basireti, basiret gözü kör olmayanlara Sıdkını, bu durum doğru söylediğini ve nübüvvetini, peygamber olduğunu ve hakla temessükünü göstermiştir. İşte eğer sen görmezsen seni insanların defterinden sildirecektir. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil. Altyazı